Yaşamdan haberlere hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğiniz için oldukça şanslısınız. Çünkü balkabağının hiç bilinmeyen kullanımlarını görecek, sağlığınıza sağlık, güzelliğinize güzellik katacaksınız. Özellikle soğuk kış günlerinde balkabağıyla enerjinizi arttırabilecek, hastalıklardan korunabileceksiniz. İşte cilt güzelliğinden bağırsak problemleri tedavisine kadar birçok devası bulunan balkabağının faydaları. İlk olarak balkabağının kanser için olumlu faydaları gözlenmiştir. Özellikle prostat kanserinde çok faydalıdır. Yarım su bardağı kadar balkabağında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunuyor. Balkabağ cildin yenilenmesini sağlıyor. Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçiler. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil, tam da yanı başınızda ve mutfağınızda. Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini balkabağın içerisinde bulunan antioksidan, mineraller ve A vitamini destekliyor. Peeling olarak birçok maskenin içerisinde bulunan balkabağ, özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek oluyor. Balkabağ bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken, bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu dönemde 6 ila 8. aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesiyle posadan daha zengin hale getirilebilir. Balkabağ bağışıklık sistemini güçlendirir. Balkabağ antioksidan, vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Balkabağ göz sağlığını da koruyor. Balkabağın içeriğinde bulunan kişantin adlı bileşen, ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken, bu durum ileriki yaşlarda görülebilecek gözde doku harabiyeti ve katarakt problemlerinin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyetini hızlandırıyor. Balkabağ kilo vermenize de destek oluyor. Beslenme ve diyet uzmanları 100 gramında sadece 26 kalori bulunan balkabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlıyor, gereksiz enerji alımının önüne geçiyor ve kilo verme sürecinde yardımcı oluyor diyor. Balkabağ cinsel gücü arttırıyor. Balkabağ cinsel gücü arttıran en etkili besinlerden biridir. Öyle ki balkabağ yedikçe cinsel gücünüzün arttığının farkına varacaksınız. Şimdi gelin balkabağ ile ilgili püf noktalara bir göz atalım. Vitamin ve mineral değerlerinin kaybetmemesi ve daha faydalı olabilmesi açısından kabuğunu tüketeceğiniz zaman soyun ve doğrayın. Bu şekilde besinsel değerlerinin kaybı önleniyor. Tüketilmeden önce çok fazla ve uzun süre ısıya maruz bırakmayın. Fırında veya buharda kısa sürelerde pişirin. Bu şekilde vitamin ve mineral kayıpları en az seviyeye indirilebiliyor. Tatlısını yaparken sağlığa zararı kesin olarak kanıtlanmış rafine şekerden kaçının. Onun yerine pekmez ya da bal kullanarak tatlandırabilirsiniz. Bal ve pekmezi balkabağını pişirdikten sonra üzerine ilave etmeniz daha sağlıklı. Haydi gelin şimdi son yıllarda kış sofralarının en popüler çorbalarından biri olan balkabağ çorbası nasıl yapılır onun tarifine geçelim. Malzemeler: 3 dilim balkabağ, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal, 2 litre su, 1 su bardağı süt, tercihe göre es suyu. Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz. Tencereye suyla birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağ ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. 1 bardak et suyunu ve tuzu da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Ardından blenderdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçalı ilave edin. Kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın. Kıvam koyu olursa süt koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa da süt ile birlikte 1 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz. Bu çorbanın ne gibi faydaları var diye soracak olursanız, içerisinde yüksek miktarda A vitamini bulunmaktadır. Bu özelliğiyle göz sağlığına fayda sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini sayesinde beyaz kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Böylelikle mikroplarla savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini hızlandırır. İçerdiği lifler ile zayıflamaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kan basıncının dengelenmesiyle beraber tansiyonu da dengeler. Cildin daha canlı görünmesini sağlar. Soğuk havalardan cilt sağlığı da kendi payına düşeni alır. Daha çok kurur, rengi ve pırıltısını kaybeder. Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de tam olarak bu dönemde artar. Vücudunuzda bu değişiklikleri gözlemlemeye başladıysanız
günlük beslenme listenize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir. Çünkü bal kabağı yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Beta karotenoidler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır. Bal kabağı C vitamini açısından da oldukça zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. Bir porsiyon bal kabağı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının %35'ini karşılar. İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Yarım fincan bal kabağı 3 gramın üzerinde lif içerir. Lif tüketiminin artmasıyla tokluk süresi artar. Cildinizin yaz aylardaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. İçeriğindeki yüksek miktarda bulunan karotenoidler diyet yağıyla birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlar. C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Bal kabağının en büyük özelliklerinden biri de sayısız faydası bulunan omega 3'ün bal kabağında mevcut olduğudur. İçeriğinde yer alan kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularının hasarının iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur. Haydi gelin şimdi de her damağa uygun en lezzetli bal kabağı tatlısı tarifini verelim. Kabak tatlısı tarifi kışın en çok aranan tarifler arasında neredeyse ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı yapılarak tüketiliyor. Malzemeler 600 gram bal kabağı, 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi veya kaymak, 3-4 adet karanfil, dilerseniz kıvamlanması için 2-3 damla limon suyu. Bal kabaklarınızın çekirdeklerini çıkartıp yeşil ve sert kısımlarını soyduktan sonra 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Kabak dilimlerinizi bol suda yıkamayı ihmal etmeyin. Daha sonra tencereye yerleştirin. Üzerine toz şeker ve karanfilleri serpin. Tencerenin ağzını kapatıp 1 saat kadar bekletin. Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker döküp yaklaşık 3 saat bekletirseniz şekerin tamamını eriyerek kabakla özleşmesini sağlarsınız. Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmayabilir. Bu durumda su ilave ederek orta ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Suyunu tamamen çeken kabaklarınızı ılıklaştıktan sonra dikkatlice servis tabaklarına alın. Üzerlerine ince çekilmiş ceviz içlerini serpiştirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kaymak eşliğinde servis yapabilirsiniz. Kabak tatlısı yaparken bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde kabak tatlısının lezzetini istediğiniz gibi olmayacaktır. İşte kabak tatlısının püf noktaları. Kabak tatlısı yaparken en önemli püf noktalarından birisi kabağın olgunlaşmış olmasıdır. Bunun için kabağı seçerken tırnağınızı batırmanız yeterli olacaktır. Tırnağınız kabağın kabuk kısmına batıyorsa o kabak olgunlaşmış demektir. Yeterince olgunlaşmış olan kabaktan dilediğiniz gibi kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda kabak tatlısı yapmadan bir gece önce üzerine ekleyip beklettiğiniz şeker tatlınızın daha kıvamlı ve lezzetli olmasını sağlayacaktır. Kabak tatlısı tarifiyle ilgili bu önerilerimizi verdikten sonra haydi gelin şimdi de güzelliğinize güzellik katacak bal kabağı maskesinden bahsedelim. Malzemeler 2 yemek kaşığı bal kabağı püre haline getirilmiş olmalı, yarım çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yoğurt. Yapımına geçecek olursak yüzünüzü güzelce temizleyin. 3 malzemeyi uygun bir kabın içerisinde iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Süre dolduktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kurulayın. Bu uygulama peeling etkisi yaratarak cildinizdeki ölü deriyi atmanıza yardımcı olacaktır. Bal kabağını nasıl püre haline getireceğiz diye soracak olursanız kaynatıp blenderdan geçirmeniz yeterli. Şimdi biraz daha alışılmışın dışına çıkmaya ne dersiniz? Bal kabağıyla sabah kahvaltısına müthiş krepler hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Haydi gelin yine acayip bilgilere kulak verin. Malzemeler 2 adet yumurta, yarım su bardağı tam buğday unu, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı bal kabağı püresi, 2 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Süslemek için mevsim meyveleri. Hazırlanışına geçecek olursak yumurta, un, süt, kabartma tozu, bal kabağı püresini iyice karıştırın. Elde edilen karışımı yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin. Pişmiş kreplerden birini tabağa yerleştirin ve ılıdıktan sonra üzerine dilimlemiş olduğunuz mevsim meyvelerini serpin. Üzerine biraz da bal gezdirin. İşte müthiş bal kabağı krebiniz hazır. Kabağı her mevsimde tüketmek istiyorsanız kabakları parçalara ayırın ve mikrodalgaya dayanıklı bir kase içine koyun. Yüksek suda 15 dakika mikrodalga içinde tutun. Eğer yeterince pişmişse o zaman 1-2 dakika daha mikrodalga içinde pişirmeye devam edin. Hazırladığınız kabak püresini isterseniz dondurabilirsiniz. Dondurduğunuz kabak püresini 1 yıl boyunca derin dondurucuda tutabilir,
istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bugün sizlere bal kabağının faydalarından, kullanımlarından ve çok özel tariflerden bahsettik. Böylelikle bal kabağı hakkındaki gerekli bilgilere sahip olduğunuz muhteşem bir video izlemiş oldunuz. Bu güzel videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.